أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي امين بحرمه سيد المرسلين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم لا اله الا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الامين اكيد تلفزيونumuzun özel ve güzel izleyenleri güzel bir cuma gününde duaların reddedilmediği cuma vaktinde her birinizi tekrar bir cuma selamıyla canla başla selamlıyorum. Esselamu aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Rabbimize nihayetsiz, sonsuz, hamdu senalar olsun. Hayattaki en güzel örneğimiz ve ulu önderimiz. Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya da salat, selam olsun. Peygamberimizi kendisine örnek, önder kabul eden ehli imana da ayrıyeten tekrar selam olsun. Gün geçmiyor ki telefonumuza bir vefat haberi gelmesin. Yakın çevremizden her gün bildiğimiz, tanıdığımız, köylümüz, kazalımız, kasabalımız, şehirlimiz, kapı komşumuz, arkadaşımız, bir yakınımız ölmüş olmasın. Her gün bu mesajı mutlaka alıyoruz. Veya neredeyse benim oturduğum şu semtte her gün ezan vakitlerinin dışında salalar duyuyoruz. Bazen hanım sorar, acaba ezan mı oldu? Yok ya daha sabah sekiz ne ezan olsun? Ya herhalde bir sala. Ne demektir bu? Birisinin salası veriliyor. Yani birisi daha öldü. Yani bu semtte oturanlardan birisi dünyasını değiştirdi. Bazen geceleyin mesaj geliyor. Allah Allah bu saatte kim göndermiş ola diyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki köy derneğinizden falanca kişi hakkın rahmetine kavuşturmuştu kavuşturmuştur. Yakınlarına başsağlığı diliyoruz deniliyor. Dünyada müthiş bir sirkülasyon var. Müthiş bir dolma ve boşalma var. Hatta bir telefonda uygulama var. Hatta buradan bilmiyorum ne kadar görebiliyorsunuz. Bakın karınca gibi sürekli oynuyor şeyler, rakamlar. Sürekli. Bu şu andaki dünya nüfusuna kadar. 7 milyar 800 10 milyonmuş. Bu sene doğan insan çocuk sayısı 97 milyon 346 bin imiş. Bugün doğan çocuk sayısı 245 bin. Yani bir günde bu kadar çocuk dünyamıza gözünü açıyor imiş. Pekala bir yıl içerisindeki ölen insan sayısı neredeyse doğanların yarısı. 40 milyon 868 bin bir gün içerisinde ölen insan sayısı 103 bin nüfus artışı ise efendim günlük neredeyse 60 binmiş. Yani her gün 103 bin civarında ahirete giden bir toplum var. Giden bir sayı var. Yüz küsür bin dile kolay. Bizim Çankırı'nın nüfusu 80 bin civarında. Neresi yüz binlik bir e, mesela bir ilimiz değil mi? Şöyle daha küçük orta ölçekli bir ilimiz yüz bin civarında nüfusu. Düşünün her gün bir il büyüklüğünde bir nüfus dünyadan ayrılıyor. Bir o kadar da yavrumuz çocuğumuz dünyaya gözünü açıyor. Kaldı ki bu ayrılanlar son değil. Gözünü açanlar da son değil. Bayılırım. Dün birileri yaşadı bu dünyamızda. Dün birebir yaşadığımız adına dedemiz dediğimiz, ebemiz, büyük annemiz, halamız, teyzemiz dediğimiz, sarıldığımız, görmeden, sesini duymadan duramadığımız sevdiklerimiz bugün aramızda yoklar. Yani ben şöyle son 40 yılımı düşünüyorum da hani 10 yaşımdan sonrasını yakın çevremden o kadar insan ayrılmış ki bu ben böyleyim derken sizde farklı değilsiniz. Yani durum sizde de aynı. Her gün etrafımızdan, yakınlarımızdan birileri vefat ediyor. Dünyasını değiştiriyor. Yüz küsür bin kişinin bindiği ahirete bir yolculuk var. Bir gün gelecek işte o yüz binlerin içerisinde birisi de biz olacağız. Ancak bunun bir sebebi olacak. Yani şöyle bir nükte anlatılır. işin izahı açısından hoşuma gider işte doğrudur, yanlıştır, ayettir, hadistir demiyorum. Nükte ve meseleyi anlatma açısından Azrail aleyhisselam ilk zamanlar ruhunu alacağı kimseye kendi insan şeklinde görünürmüş. Allah'ımız böyle bir kabiliyet vermiş kendisine. Tabi Hakan'ın canı alınacak. Allah gecinden versin. E Hakan kalır da Nuh Yaşar mı? Onun da bir gün can alınacak. E Mustafa Güneş doğdu. Ebedilik mi? Azrail bir gün ona da gelecek. Dolayısıyla kimin emanetini alacaksa ki biz cana bile emanet gözüyle bakarız. İmtihan edilmek üzere Rabbimizden emanet olarak verildi. Hem canımız hem bedenimiz. Onun için ben bedenime istediğim çizgiyi atarım. istediğim gibi dövmeleyebilirim. Deme hakkına sahip değiliz. Korkunç bir hastalık olduğu için neredeyse her konuşmamda buna bir çizik atıyorum. Aklımızda kalsın. Yanlışlığı bilinsin. Bu işten vazgeçilsin. Tövbe edilsin diye. Azrail Aleyhisselam herkese işte bir insan şeklinde gelir. Gel bakalım Mustafa Efendi şu emaneti artık verme zamanı geldi deyince kim Azrail'e canını vermek ister ki? Herkes her türlü Ezayı cefayı reva görürmüş. Vermek istemiyor çünkü. En kıymetli, en tatlı şey can. Bırakın canı vermeyi. Şuramıza bir diken batsa, bir iğne batsa hemen aman diyoruz. Yani elimiz ufacık bir ateşe değilse hemen çekiyoruz. Çok tatlı can. O kadar çok Azrail aleyhisselama eziyet edilmiş ki, o kadar cefa, o kadar sıkıntı yapılmış ki. Bir gün Rabbimizin huzuruna çıkarak, Ya Rabbi ne olursun, sen bana böyle bir görev verdin. Ben bunu canla başla yaparken senin kulların bana yapmadığını, söylemediğini bırakmıyor. Ya Rabbi ya bu görevi benden al. Ya buna başka bir efendim e, sebep ver demiş. Tekrar diyorum bu bir nüktedir ha. Rabbimiz ey Azrail sen müsterih olasın. Ben bundan sonra kullarıma öyle sebepler vereceğim ki ölenlerin aklına dahi gelmeyeceksin. Eyvah koronadan mı ölmüş vah vah vah. Daha dün beraberdik öyle mi? Daha dün gençti Allah Allah demek kalp krizi geçirmiş. Ne sandın, sandınız? Şu on ay içerisinde çok iyi tanıdığım yakınlarımdan birisi 56 yaşında. Son derece zengin Allah uçan adam uçuyordu oraya ev buraya ev oradan para buradan para. Allah'tan yeniden namaza başlamıştı 56 yaşında. Bir sabah kalkıyor. Aman kalbinde bir ağrı var. Uyutmuyor çünkü ağrı. Hemen acil e, acili arıyorlar, apar topar götürüyorlar. Allah'tan diyorlar iyi ki tez yetişmişsin. Kalp krizi geçiriyormuşsun. Müdahale ediyorlar. Kendini iyi hissettikten sonra diyorlar tekrar eve geri dönebilirsin. Eve gidiyor evde bir daha vuruyor. Aman tez koşun derken yolda 56 yaşında ölüyor. O Allah özene bözene yaptığı milyarlar harcayarak döşediği evinde bir kaç gün oturabilmiş. Ağlayanlar da evinde oturamadı diye ağlıyor. Allah otursana olacak. Yani bir gece değil de hadi yüz sene öyle bir evde yaşasa ne olacak? Yani ne elde edecek? Gitti. Evet yanlış duymadınız. Tam on ay sonra da bu e, ağabeyimizin 80 yaşındaki babası gitti. Babası da çelik gibi adamdı. Hiçbir şey yok. Aman ananıza dikkat edin. Ananız çok hasta bir şey olmasın. Kadına titrerken sapa sağlam adam bir zatüre veriyor. Bir öksürük, tığzırık derken üç gün içerisinde oğlundan on ay sonra da onu defnettiler. Bu bir örnek. Böyle yüzlerce binlerce örnek vermek mümkündür. Ne demek istiyoruz bununla? Kullu nefsin zâikatul mevt. Bakın biz yüzeysel olarak bir şey diyoruz. Başınız sağ olsun. Sade laf. Söylediğimizin bilincinde bile değiliz. Sade söz bu. Başınız sağ olsun. Allah'ımız diyor ki onun başı sağ olsun bakalım şimdilik. Gün gelecek ölmek nasıl bir şeymiş onun tadına o da bakacak. Herkes ölümün tadına kendi bakacak. Ya ver hele şu çok zevkli olan şeyden bir de ben tadayım. Ver hele bir de ben bir kaşık alayım. Herkesin hayalleri yok mu? Haram dahi olsa bir tadına bakayım. Bir deneyim demiyor mu? İşte herkes bir gün gelecek ölmenin tadına kendi bakacak hani başınız sağ olsun diyordu ya. İşte bir gün bizatihi o hali kendi yaşayacak. Peygamberi Zişan Efendimiz ölümü çok anınız buyurur. İnsanın dünyaya olan heveslerini frenleyen, insanın lezzetine adeta acı katan ölümü çok anınız. Şimdi Gerekte cenaze olan evlerde bol bol Yasin okunur. Peygamberimizin bu istikamette tavsiyesi vardır. O tavsiyeye nazar herkes Yasin okur. Hep düşünürdüm ya niye Yasin tebareke değil, niye Bakara değil Yasin, hep niye Yasin? Yasin-i Şerif'i okuduğunuzda neredeyse her sahifede geride kalanlara, ey geride kalanlar aklınızı başınıza alın. Ve ayetullahumul ard. Bak sizin için yeryüzü bir ayettir, bir ibrettir, bir uyarıdır. Bakın bir işarettir. El ardu'l meyte ölmüş yeryüzünün hali size bir ibrettir diyor Cenab-ı Hak. Ehyeyna ah ha ve ahrajna minha habben fe minhu o yeryüzüne biz hayat veriyoruz. Bak diriltiyoruz. Ondan türlü türlü sizin istifade edebileceğiniz sebzeler, meyveler bitiriyoruz. Ondan da yiyorsunuz. Bak biz ölüp diriltme işini sizin gözünüzün önünde 80 yıl yaşamışsanız o kadar tekrarlıyoruz. Görün. Her sene bunu bir defa size her şey öldü bitti diyorsunuz. Yapraklar soluyor, sararıyor, dökülüyor. Yani böyle artık o sizi büyüleyen o manzara gidiyor. Ama bir gün geliyor tekrar nasıl hayat buluyorsa Allah'ımız neredeyse Kur'an'ın her tarafında bu ve buna benzer örnekleri sıkça anlatır. Aklınızı başınıza alın. Siz de ölecek nasıl biz hayatınız boyunca size her yıl bir defa bunu sizin gözünüzün önünde sergiliyorsak bir gün tekrar sizi de biz bir daha dirilteceğiz. Şimdi bir ayette başlıyorum konumu anlatmaya. Yani ölümü çok hatırlamak, ölüm nedir, nasıl olur, insan nasıl ölür bunları anlatmak istiyorum bugün vaktim nispetinde. Yasin suresi 46 numaralı ayet-i kerime ne kadar ilginç. "Vemme yetihim min ayetin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin." Onlara Rablerinin ayetlerinden bir ayet gelse, bir uyarı, bir işaret, bir efendim delil gelse onlar kim bize yani? illa kanu anha mu'ridin ondan mutlaka yüz çevirirler. Yani o gözleri önünde cereyan eden hadiseden ibret almazlar. Onun kendi başlarına geleceğini düşünmezler. Onun niye olduğu konusunda tefekkür etmezler. Şimdi biz ayet deyince hep Kur'an'ın ayetleri gibi ayetlerden gelecek zannediyoruz. Ayet iki türlüdür. Ayet delil demektir, ispat demektir, uyarı demektir, ikaz demektir ayet. Şu yazılı ayet, Allah'ımızın sözlü ayetleri bunlar. Bu kainatta meydana gelen her şey o da bizim görerek anlayabileceğimiz delillerdir, ispatlardır. Hep örnek olarak söylerim. Bir yerde bir parmak izi görsek, aa delil. Bak adamın diyor parmak izini bulduk kim olduğunu da bulduk şuna bir bakar mısınız ispat oluyor o bu kainattaki her şey Allah'ın varlığının ispatıdır bakın şimdi herkesin yakınına birer ayet iniyor nasıl bir ayet iniyor herkesin yakınlarından birisi ölüyor bu bir ayettir hem de insanlar iyice anlasın diye insanların önüne getirip koyuyorlar cenazeyi bakın yani sadece duymakla yetinmeyin gelin siz de görün. Kaç tanemiz bundan ibret alıyoruz? Kaç tanemiz bundan kendimize çeki düzen veriyoruz? Aman ya Rab. Bak ayet geldi, anlamadık. Fark etmedik. Şöyle size ilginç bir de nükte anlatayım tebessüm edelim hem de meseleyi anlayalım diye ayet ne anlama gelir? Her bir hastalık birer ayettir, birer uyarıdır, birer işarettir, bir ikazdır. Uf artık benim tutmuyor. Tabi tutmaz. Belli bir yaşa geldin çünkü. O saçlarım aklar düşmüş. Ne zannettin ya? Artık kış yaklaşıyor, sonbahara geldin. Yani 50 yıldır hayattasın, ölüme yaklaşıyorsun. Efendim, Ey kullar bilin ki sizin hastalıklarınız birer ayettir. Gün gelecek bu hastalıklardan bir tanesi seni götürecek. Bunun manası budur. Ama hiçbir tanemiz buna bu gözle bakmıyoruz. Bak Rablerinden herhangi bir ayet onlara geldiği vakit onlar ondan yüz çevirirler. Yani hiç onları ırgalamaz. Hiç başlarına geleceğini düşünmezler. Onun için mümin insan her an ölebileceğini tefekkür etmeni bunun bilincinde olmalı. Sade bunu düşünce bazında değil ona göre hazırlıklı olmalı. Allah dostlarından birisine sormuşlar. İnsan demişler neden ölümden korkar? Verdiği cevap çok manidar. İnsan demiş hazırlıksız olduğu yerden korkar. Hazırlıklı olsa haydi yola çıkıyoruz diyebilir. Ama yola çıkacaksınız hiçbir hazırlığınız yok ve size aniden haydi gidiyoruz diyorlar. Şimdi ayet olup olmamasıyla alakalı size bir nükte arz edeyim. Bizim Ahmeda başına ne gelse Ahmeda şöyle dikkat et. Hadi oradan canım. Allah beni e, göz ardı etmez. Allah bana yeter. Cenab-ı Hak bana yardım eder. Bir şey olsa hadi oradan kaçın. Allah benim işimi görür. Hep Cenab-ı Hak bana yardım eder. Ben Allah'ıma güveniyorum. Hep böyle dermiş. Bir gün bir afat olmuş. Her tarafı sel alıp götürüyor. Sular yükselmeye başlamış. İnsanlar sağa sola kaçışmaya başlamışlar. Ahmet oh, Ağa tez ol. Bak çok feci yağmur yağıyor. Sel gelebilir. Hadi oradan demiş. Ben Allah'ıma güveniyorum. O beni korur. Yine insanlar sağa sola koşuyor. Daha yağmur öyle bir yağıyor ki bardaktan boşanma. Evin yarısına kadar Ahmet efendim su dolmuş. Ahmet Ağa ol ölüyoruz. Hadi oradan demişiz gidin. Rabbim beni korur. Öyle ki artık son şehirde kalanları topluyorlar. Hani kimse ölmesin diye. Sala binmiş sal sal. Birkaç kişi lan demişler bizim Ahmet ağa, yok tez koşalım bir de ona gidelim. Ahmet ağa, tez ol şu salabin hadi oradan ama Kırtlığa kadar gelmiş. Neticesinde bunun? Bizim Ahmet Ağa bu olarak ölmüyor. Tekrar Rabbinin huzuruna çıkıyor. Allahu Teala'ya naz yapıyormuş. Rabbim ben sana küstüm diyormuş. Niye? Ben sana o kadar güvendim sen beni boğdun attın. Şimdi bakıyorum. Cenab-ı Hak ey kulum felaket geldiği esnada ben sana Hakan kulumu göndermedim mi? Gönderdim. Sana tez ol Ahmet çık demedi mi? Dedi. E sen niye çıkmadın? Tabi bizim Ahmet Ağa'da hiç ses yok. Hakikaten de öyle. Pekala sular yarıya kadar geldi. Geldi. Bu sefer Mehmet'i göndermedin mi? Gönderdin ya Rabbi. O tez ol ya su bak basacak burayı öleceksin deme dedi. Sen niye çıkmadın? En sonunda yine sana kıyamadım Ahmet kulum. Ben sana bir de sandal gönderdim. Sandalda Hasan'la Hüseyin vardı. Amen Ahmet'a tez ol boğulma ölme. Sala dediler mi? dediler. Sen niye binmedin? Ya. Hani bu nükte ya. Şunu demek istiyorum. Etrafımızda olup bitenlerden ibret almalıyız. Günlük yüz bin rakamıyla ahirete kalkan şu kervana bir gün biz de katılacağız. Ölüm'e hazırlıklı olmalıyız. Ben hazırım hocam, her zaman ölebilirim. Onu demiyorum ki ben. Ya burada şu geçici dünya hayatında bir imtihan yaşadığımız hepimiz biliyoruz. Bakın Rabbimiz ne buyuruyor. Efendim hemen Ankebut suresinin girişinde ne der orada mesela Ahsabennasü ayterekü en yekulu amennâ ve hum la insanlar biz sadece inandık biz müslümanız bu kadar demekle sıkı bir imtihandan geçirilmeden ...sıkı, çetin bir sınava tabi tutulmadan bırakılacaklarını mı zannettiler? Sadece Müslümanım dedik, bit öyle mi? Kafana göre bir hayat yaşadın. Zaten ben bu dünyada sözde Müslümanım ya... ...ölsem de zaten cennetliyim mi diye düşündük. Bu çok yanlış. Bakın... ...insan nasıl ölecek, asıl onu anlatmak istiyorum, oraya gelmek istiyorum. Rabbimiz aklımızı başımıza alalım diye Zümer suresi 41 numaralı ayeti kerime de 42 numaralı ayet Allahu yetevaffal <laughs> enfusa hayne mevtiha velleti lem temut fi şu işe bir bakar mısınız Allah ölenin ölüm zamanı gelince çok ilginç ölmeyeni de uyku zamanında iken canını alır. Eğer bir adamın ecel vakti artık onun zamanı tükenmiş bitmişse onun ruhunu öyle alır. Henüz daha vakti olanı da uyku esnasında canını alır. Uyku bir ölüm değil midir? Bir şeyden haberimiz oluyor mu? Ruhumuz bilmem Afrikalara gezip gidip Gelmiyor mu? Tekrar ruh cesede geri giriyor. İnsan ruh ve bedenden e, mürekkep, müteşekkil bir varlık. Bir ruhumuz var, bir de bedenimiz var. Ruh nedir, nerededir, şekli, şemal biz bilmiyoruz onu. يَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّي Sana ruhun ne olduğunu sorarlar ey peygamberim. peki ruh Rabbimin emrindedir. وَمَا اُوت۪يتُمْ مِنَ ilmi illa قَل۪يلًۭا ''Ruh hakkında size ancak çok az bilgi verilmiştir.'' Bugün ruh hastası diyoruz. Bugün bilmem bir şeyler diyoruz. Nerededir, nasıldır, şeklidir, şemalidir bunu biz bilmiyoruz. Allah'ımız bu konuda bize pek fazla bilgi vermemiş. Dolayısıyla ne üdüğünü bilemediğimiz bu ruh bir gün gelecek bedenden ayrılacak. Biz buna ölüm diyoruz ölüm yok olmak değildir. Ya ruhun bedenden ayrılması, imtihanın dünyada son bulması demektir. Bakın hastalıklar etrafımızda ölenlerin bize birer uyarı, birer işaret, birer ibret, birer ayet olduğunu söyledik. Bir insan vefat edeceği zaman, orası çok ilginç, konuyla alakalı o kadar çok ayetler var ki bakın Profesör Ali Muhammed Sallabi ahirete iman konusunda insanın nasıl öleceğini anlatırken bunu okumaya başlamıştım. Şurada da Profesör Doktor Süleyman Toprak hocam bir zamanlar kendisini bir programda misafir etmiştim. Ölümden sonraki hayat Kabir hayat hayatı bu ilmi bir çalışmadır. Yani bu akademik bir çalışma. Ölüme, kabir azabına kimileri yok diyor ya, bu da tam tersine bu işin olduğunu aynı zamanda ilmi olarak ortaya koyuyor. Bakın ruh ezeli midir? Ebedi midir ruh? ebedidir. Yani yaratıldıktan sonra artık ruh ölmez. Benim inançsız bir tanıdığım var, bir yakınım var. Diyor ki insan öldüğünü bilmeyecek. Öyle inandırmış kendisini. Keşke öyle olsa. Ya. O diyor ki uyur gibi uyuyatacağız. Bir daha bir şey olmayacak. Dedim ya bile senin dediğin gibi değilse ne olacak? Ya. Hazreti Ali Efendimize birisi geliyor imana çağırdığı zaman hadi canım diyor Ali gidip gelen mi var? Siz diyor boşuna yoruluyorsunuz. O da diyor ki ben namaz kılarım, oruç tutarım, iyilik ederim, hayır ederim. Öldükten sonra dirileceğime inanırım. Pekala bunların bana bir zararı var mı? Yok. Şayet öldükten sonra senin dediğin gibiyse yani hiçbir şey yoksa benim bir kaybedeceğim var mı? Yok. Pekala ters düşünelim. Ya senin dediğin gibi değil de benim dediğim gibi ise ne yaparsın deyince yandım Ali demiş işte o zaman. Adamın ondan sonra iman ettiği söylenir. Dolayısıyla ruh efendim ebedidir. Her gün yatmamız, yatmaya uyumaya mahkum ve mecbur oluşumuz efendim ölüşümüze neredeyse günlük bir alıştırma bir ekizer sizdir. Bakın fe ize belagatil denilir. Ayeti kelimeden kerimede can boğaza geldiği vakit. Bakın insan ölürken nasıl ölüyormuş. Şayet Ölen kimse imanıyla gidebilecekse, imanıyla gidebilecekse ki çok zor bir durum. Allah'ımız cümlemize imanla ölmeyi nasip eylesin. Sadece dünyada müslümanız demiş olmakla imanla gideceğimizi düşünmeyin. Bunun için çok çalışmak lazım. Aha, ta geçen başıma gelen bir hadise. Sabah ezanını duyuyorum, sabah ezanını ezanın kelimelerini söylemek sünnettir. Çok net uyanığım yani. Öyle bir gaflet, öyle bir ağırlık var ki üzerimde. Sabah ezanını tekrarlamakta gaflet ediyorum. Öyle ağır geliyor ki bana. Her şey daha güllük gülistanlık. Hayattayım bir yerim ağrımıyor, sıkıntım yok, bir derdim yok. Ama Öyle bir kaflet var ki üzerimde kelime-i şehadeti söylüyor hoca ezanla hem de bağıra bağıra bütün şehir duyuyor. Eşhedü en la ilahe illallah. Şunu tekrarlayamıyorum yattığım yerde. Ya bir de can boğaza gelmiş, boğazınız tıkanmış, Azrail kırtlağınıza çökmüş, canınızı çekecek. Buram buram terliyorsunuz, akla karayı seçiyorsunuz. Canınızdan başka bir şey düşünemiyorsunuz. Böyle korkunç bir esnada hangimizin aklına kelime-i şehadet gelebilir? Öyle imanla ölmek kolay mıdır? Dolayısıyla buna çok alışkın olmak lazım ki dünyada imanla ölebilelim. Sürekli la ilahe illallah demek lazım ki o esnada bile la ilahe illallah aklımıza gelebilsin. Nuh abi ilginçtir. Eğer imanıyla ölecekse o kimsenin ruhunu o kimsenin ruhunu rahmet meleği alacakmış. Bu ne demek? Bakın. Eğer o kimse kafir olarak ölecekse imansız. Allah korusun ya Rabbi. Allah'ımız cümlemizi muhafaza eylesin. Ruh bedenin her tarafına kaçarmış. Zerrelere kaçıyor ruh. Azrail de o kaçtığı her taraftan onu zerrelerden söke söke çıkartırmış. Ölmek istemiyor ki. Bakın şeytan son nefesimize kadar imansız gitmemiz için çalışacak. Gayret edecek şu anda imansız bir hayat yaşamamız için nefsimize esir olmuş değil miyiz? Allah'ın haram ettiği her şeyi canımız böyle istiyor, nefsimiz böyle istiyor diye yapmıyor muyuz? İman diyor ki faiz alma. Nefis diyor ki herkesin evi var. Sen aptal mısın? Senin onlardan ne aşağılığın var? İman diyor ki faize girme. Nefis diyor ki, çevren diyor ki, herkes kral arabalara biniyor ya. Sen niye taksit taksit kira öder gibi ödersin diyor. Haydi buyurun. Hangisini tercih ediyoruz? Nefis diyor ki, modaya uy. Ne kadar da güzel gözüktü bak. Vücut hatların çok belli. Herkes sana bakacak, ey kadın. Nefis bunu diyor. iman diyor ki, hayır. Hesabı var bunun. Ne yapamazsın ey kadın vücut hatların belli olacak şekilde soyunup dışarı çıkamaz. Hangisini evet diyoruz siz buyurun kararlaştırın. Hayatın her safhasında nefsini esir olmuş. Şeytan ne diyorsa eyvallah diyen bu kadar zayıf biz Müslümanlar. Kendimi kasten konuşuyorum. Siz zannediyor musunuz can boğaza gelmiş buram buram ter döküyoruz. Ölüm sarhoşluğu esnasında. Şeytan insana bir bardak su getirirmiş. Şu suyu al. Adam yanıyor, su içmesi lazım. Herkesin hayır diyemeyeceği bir teklif. Adam ver de içeyim. Çünkü çok yanıyorum. Ancak bir şartla. Allah'ı inkar et. O anda aklım benim başımda olur. Hayır öyle şeyim olur. Bir Allah'ı inkar etmem der miyiz? Burada bir modaya imanından vazgeçen bizler, nefsini esir olup Allah'ın emirlerinden vazgeçen bizler, orada bir bardak suya imanımızı satmaz mıyız? Ne zannettiniz? Onun için iman ile gidebilmek için bu dünyada iman ile yaşamak lazım. Kafirin ruhunu azap meleği alacağı için her tarafa kaçarmış ruh. Bütün zerrelerden teker teker sökerek çekermiş. Acısı tarifsiz. Musa Aleyhisselam'a sorulmuş. Ruhun nasıl alındı? Ya Rabbi iki tane tarif var. Hani koyunların üzerine bir dikenli efendim telif böyle vurursunuz onların yünleri, yünleri üzerine. Böyle çektiğiniz anda her tarafı o sarılır. Tuttuğu her şeyi koparır gelir ya. Ya Rabbi sanki öyle hissettim. Başka bir tarif de bir çalı düşünün. Çalının efendim e, dalları çok serttir, katıdır, dikenlidir. O tersine bir delikten çalının o şeylerini çekerken böyle her şeyi kopara kopara getirirsiniz ya. İşte insanın ruhunun çıkması bu denli bir şeymiş. Böyle hissettim ya Rabbi deyince Musa aleyhisselam Ey Musa biz sana en kolay ölümlerden bir tanesi nasip ettik denilmiş. Kitaplarımızda böyle bir bilgi var. İşte Allah korusun kafir bir insan eğer kafir olarak ölecekse, imansız gidecekse Allah korusun ya Rab. İmanlı gitmek için her saniyemizde, her salisemizde imanın emirlerini tercih etmek zorundayız. İmanın yolunu tercih etmek zorundayız. Dünyada öyle alışmışız ki iman hiç oralı olmamış. Hep nefsimiz şeytan, efendim şeytani Dünyanın kandırmacaları ne demişse hep onlara evet demişsek o esnada da imana evet dememiz çok zordur. Cenab-ı Hak cümlemize yardım etsin. Bir insanın da eğer e, mümin olarak ruhu alınacaksa, insan iman ile gidebilecekse rahmet melekleri gelir. Çok ilginçtir. O kişinin de canı bir yerde toplanırmış, eziyet çekmesin diye. En son buradan göğüsten çıkarmış. Fayda belagatil hulkum ayetini okudum ya, can boğaza gelince ilk önce de sağ ayaktan çekilirmiş can. Bundan dolayı tuvalete girerken sol ayakla, banyoya girerken sağ ayakla girmemiz, sünnet malumunuz. Bunu araştırıyorlar. İlk önce insanın sağ ayağı zayıfladığı için tuvalete girerken bir insana ölüm gelecek olsa ilk önce sağ ayak zayıflayacak, sol ayak önde olduğu için o anda ölecek insan arkaya düşecek tuvalete değil. Eğer sağ ayakla banyoya giriyorsa o esnada ölüm gelecek olsa sağ ayak önce zayıflayacağı için o insan banyonun içine düşecek. Dolayısıyla müminler Cenab-ı Hak cümlemize Müslümanca ölebilmeyi nasip eylesin. Şu ayeti kerimeyle bitirmiş olayım konumu. اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهِ Dünya hayatında benim Rabbim Allah'dır diyenler ثُمَّ Sonra o Allah'ın gösterdiği yolu takip edenler, nefislerine uymayanlar, şeytana uymayanlar, batının dayatmasına uymayanlar, batılın peşinden gitmeyenler nefsine köle olmayanlar nefsine ağır da gelse zor da gelse hayır iman neyi emrediyorsa ben onu yapacağım görevim budur bunun için dünyaya gönderildim diyenler işte buna istikamet diyoruz bir imanın İslam'ın Allah'ın gösterdiği yolda yürüyebilmek şu anda ne kadarımız bu yolda yürüdüğümüzü iddia edebiliriz yüzde kaçımız veya imanımızın İslam'ın yüzde kaçını namazın orucun dışında yaptığımızı söyleyebiliriz sokaklarımız imana göre mi? Caddelerimiz, devletimizin yönetimi, her şey İslam'a göre mi? Yoksa kendi kafamıza göre bir yol tuttuk öyle mi? İşte bir insan Rabbim Allah dedikten sonra Allah'ın gösterdiği yolda bir hayat sürerse tetenezzelu aleyhimul melaike onlara melekler peyder pey inerler. la tahafu korkmayınız ve la tahzenu üzülmeyiniz demek için ve ebşirû bil cennet, Cennette müjdelemek için inerler. Melekler beş yerde iniyorlarmış. Birincisi tam canın çıkacağı zaman. Orada onu teselli etmek, ona güç vermek, kuvvet vermek. Biz senin şahidiniz. Ey kardeş sen hayatı boyunca Müslümanca yaşamak istediğim. Sen çok Kur'an anlamaya çalışırdın. Çok hadis anlamaya çalışırdın. Sen dürüst idin. Sen sahtekarlığın yoktu. Sözünün eriydin. Sen Rabbine verdiği sözü tuttun. İnsanları aldatmadın. Sahtekarlık yapmadın. Biz bunlara şahidiz. Sen rahat ol. Cennete gidiyorsun. Demek için orada imiş. Birinci iniş Dünyanın hangi sahasında nerede olursa olsun Allah'tan bahsedildiği yere melekler iner. Yemin edebilirim. Şu anda vallahi şu sohbetin dinlendiği evlerde melekler vardır. İki ölüm esnasında üç kabre konduktan Münker Nekir gel bakalım hesabı görelim dediği esnada o melek tekrar dur yavaş ol. Biz bu kardeşimizi dünyadan tanırız. Bu Müslümanca bir hayat sürme gayretinde oldu. Allah'ın gösterdiği yoldan şaşmak istemedi. Orada teselli için gelirlermiş. Dört mahşerde herkes buram buram terlerken sen rahat ol terleme. İnşallah hesabın kolay geçecek demek üzere gelirler. Beşinci olarak da cennete giderken o melekler de onların sevinçlerine ortak olmak üzere onlara refakatçilik yapmak üzere gelir. Onlara refakatçilik ederlermiş. Allah'ımız efendim hem dünyada hem ölüm esnasında hem kabirde hem mahşerde hem de cennete giderken melekler tarafından efendim karşılanan meleklerin refakatçilik ettiği insanlardan olmayı cümlemize nasip eylesin. Rabbimiz cümlemize hayırlı imanla, İslam'la Müslümanca göçmeler nasip eylesin. Peygamberimiz nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Tekrar edelim. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Müslümanca ölmek isteyen buyursun. Müslümanca bir hayat yaşasın diyor. Cuma'mız günümüz hayırlı olsun. Efendim Allah'a emanet olunuz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.